Evet, yeni Peugeot 301'in iç mekanı şu an gördüğünüz gibi. Motoru çalıştırdım. Şu an içinde bulunduğum otomobil 1.4 litre HDI motor, 92 beygir güç ve 230 Nm tork üretiyor. Üç kolu bir direksiyon simidi var. Alt tarafı küt tasarlanmış. Biraz büyük bir simit ama çok rahatsız edici değil. Ele rahat oturan bir yapısı var. İç mekan plastikleri biraz sert malzemeden tercih edilmiş. Sert malzeme kullanmış iç mekan kaplaması olarak. Çevirmeli klima kumandaları maliyet kaygıları nedeniyle orta tarafta toplanmış. 4 tane elektrikli cam düğmesi. Bu yüzden şu tarafta, sağ tarafta fazladan düğme kullanmaya gerek kalmıyor ve maliyetler biraz daha düşüyor. Otomobilin direksiyonda sadece yükseklik ayarı var. Derinlik ayarı mevcut değil. Şu an içinde bulunan otomobilde ESP mevcut. Ayna kumandasının yeri çok kötü bir yerde. Gizlenmiş, ulaşması zor. Ergonomik problemi sağ tarafta söz konusu değil. Sol tarafta sadece şu grup butona ulaşmak biraz zahmetli. Hemen arka koltuğa geçeyim çünkü bu otomobil bir aile otomobil ve insanlar arka koltuğu doğal olarak çok merak ediyorlar. Evet, şu an görüldüğü gibi diz mesafesi ön koltuk benim oturma pozisyonuma göre ayarlı ve oldukça geniş bir diz mesafesi var. Baş mesafesi konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Arka taraftaki cam düğmeler de aynen ön tarafta olduğu gibi orta tarafa konumlandırılmış. Bagaj açma düğmesi bu tarafta. Arka tarafta benim bavulum var ve 506 litrelik bir bagaj hacmi. Aile kullanım için gayet yeterli. Çıtalar çıplak bırakılmış ki bu sınıfta bazı otomobillerde bu uygulama karşımıza çıkıyor. Çok şık olmasa da maliyeti düşüren bir uygulama. Bir dezavantajı da eğer içeride yüksek bir bavul varsa bavulun buraya denk gelmesi durumunda bakınız bavulun ezilecek olmasa. PSA grubunun yıllardan beri kullanmakta olduğu motor zaten çok kişi tarafından bilinen, kendisini ispatlamış bir makine. Alt devirlerle çekişi bana şu an için yeterli geldi. Şu an ikinci viteste gidiyorum. Motor devre yaklaşık 2000 devir ve hızım 40 km saat. Gaza bastım sonuna kadar. Süspansiyon biraz yumuşak ama yol tuşta çok aşırı bir sıkıntı yaratmadı şu ana kadarki kısa kullanımında. Motor sesi modern otomobillere göre, alıştığımız modern otomobillere göre iç mekana biraz daha fazla geliyor. Bunun nedeni muhtemelen Peugeot yetkililerinin maliyeti biraz daha düşürme isteği, yalıtım malzemelerini biraz daha az kullanmış gibiler ama yine de fena değil. Eğer otomobil hissetmeyi seviyorsanız belki bu sizin hoşunuza bile gider ki bu tipte
birçok kullanıcı olduğunu ben biliyorum. Otomobil hissetmeyi seven insanlar çok. Üçüncü teste gaza oturdum. 3000 devir, hızım 90 km/s. Sağ bir sert viraj var, 2'ye alıyorum. Evet, gaza tekrar yapıştırdım. Çekiş çok iyi. Yani gayet tatminkar bir performans, bir çekiş var.